Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde başlayan çifte vatandaşlık furyası dikkat çekiyor. Detayları konuşacağız. Habertürk.com dış haberler editörü Emin Arslan ile. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk Helin. Şimdi izleyicilerimiz için Habertürk.com'da detaylı bir haber hazırladığını aktarmış olalım. Evet. Okumak isteyenler oradan detaylı olarak okuyabilirler. Ama Amerika Birleşik Devletleri rüyaların ülkesi, hayallerin evet. ülkesi, bir Amerika rüyası var. Hı hı. Dünya bu. Hı hı. Bunun etrafında dönüyor kesinlikle. sonuçta. E şimdi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmanın yetmediği, bunun yanında da ikinci bir vatandaşlığın evet. tercih edildiğiyle ilgili bir durum var. Evet, kesinlikle. Bu bu durum nasıl açığa çıktı? Hani neden ikinci bir vatandaşlık tercih ediliyordu? Bu ihtiyacı nasıl doğdu? Şimdi bu durumun tabii ki e, hem bölgesel hem de global sebepleri var. <laughs> e, global olarak baktığımızda, yani ABD'nin haricinde dünyada olan biten ve bunun ABD olan etkilerine baktığımızda, dünya son yıllarda e, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşların yaşandığı bir dönemde. Tabii ki Irak Savaşı vardı, Afganistan Savaşı uzun süredir devam ediyor ama Avrupa'nın ortasında e, Balkanlardan Yugoslavya'nın dağılmasından beri böyle bir savaş yoktu. Aynı zamanda e, yıllardır hiçbir zaman bitmeyen Filistin olayları tabii ki o da büyük bir hı hı. problem. E, ancak tam olarak sebep bu değil tam olarak sebep aslında birazcık e, dünyanın her yerinde belirsizliğin ve istikrarsızlığın artması. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak dünyanın her ülkesinde hı hı. istikrarsızlık artıyor. Sosyal devlet anlayışı biraz daha geri planda kalıyor. ABD tabii ki hiçbir zaman sosyal devlet Olmaz, ülkesi zaten. değildi ama ABD'nin kendi içindeki dinamiklerde de bazı farklılıklar var. Bunu aslında biraz düşündüğümüzde, parçaları kafamıza birleştirdiğimizde anlayabiliriz. Mesela buradan başlayalım. 2016 yılında Donald Trump ABD'de başkan oldu ve dünyanın geri kalanı Donald Trump gibi bir kişinin nasıl ABD'de başkan olduğunu anlayamadı. Tüm dünya bunu konuştu. <laughs> Kanıksamak çok uzun sürdü. Dünya'nın Donald Trump'a uyum sağlaması çok uzun sürdü. Amerikanların da uyum sağlaması çok uzun evet. sürdü. Amerikan politikası daha çok kutuplaştı. Donald Trump sebebiyle Avrupa politikası da daha çok kutuplaştı ve Donald Trump döneminde hatırlıyorum, ee, Oxford sözlüğüydü sanırım. Post truth kelimesini <laughs> yılın kelimesi ilan etmişti. Yani gerçek ötesi, evet. olmayan bir gerçekliğin inşa edilmesi ve insanların bu gerçekliğe inanması. 2016 yılında böyle bir durum vardı. Ondan sonra Amerika e, tüm dünyada yükselen aşırı sağ ve popülist söylemlerden tabii ki etkilendi. E, 2020 yılında Amerika'nın On yıllardır asla aşamadığı ırk probleminden dolayı, ırkçılıktan dolayı bir Black Lives Matter olayımız evet. vardı. George Floyd bir polis şiddetiyle hayatını kaybetmişti. Ve tüm ülkede Black Lives Matter protestoları başladı. Aslında bunu Türkiye'de de görebiliriz, diğer ülkelerde de görebiliriz. Gerçekten insanlık bu dönemde çok da istikrarlı, stabil olmayan bir dönemde yaşıyor. Bunun başka bir sebebi daha var. Bu da tabii ki teknolojinin getirdiği hız. Artık insanlık o kadar hızlı ki her şeyin değişmesi tek bir saniye alıyor. Tüm algıların, tüm ekonominin, tüm para politikalarının, tüm siyasetin, tüm askeri politikaların değişmesi tek bir an alıyor. Eskiden bu böyle değildi. Eskiden bu süreç isteyen bir şeydi ve insanlar bunu tüketebiliyordu. Haberin yayılması bile bir süreydi. Kesinlikle. Artık böyle bir durum yok. Artık belirsizlikler tüm dünyayı... Sabah olan öğleden sonra duyuluyor. Akşam Kesinlikle. bile beklemiyor. Kesinlikle. Artık dünyayı belirsizlik etkisi altına almış durumda. Hı -hı. Ve bir başka sebep daha aslında süre gelen dönemde Amerikan rüyasının gerçekten eskisi gibi olmaması. Hı hı. Bunun elimizde bir donesi de var. Dünya Mutluluk Endeksi. Her yıl açıklanan Dünya Mutluluk Endeksinde bu sene 2023 yıl 2023 yılı için yapıldı tabii ki. 2024 yılında bu sene açıklanan Dünya Mutluluk Endeksinde Amerika yıllar sonra ilk defa ilk 20'de değil. Hı hı. Bu çok büyük bir olay. Bunun en büyük sebebi 35 yaş altındaki gençlerin mutluluğunda, mutluluk sırasında Amerikan gençlerin mutluluk sırasında 62. sırada oluşuyor. Hı hı. Bu inanılmaz bir şey. Bu şu demek. Amerikan gençleri artık kendi geleceğini kesinlikle Amerika'da görmüyor. Amerika oluşturulmuş, şimdiye kadar inşa edilmiş Amerika ile bugünkü Amerikan gençlerinin hayal ettiği Amerika arasında çok büyük bir fark var. Bu sebeplerden dolayı e, ABD'de yaşayan milyonerler varlıklarını ve e, yatırımlarını ve geleceklerini başka ülkelerde inşa etmek istiyorlar. Bunun tabii ki başka sebepleri de var ve bu karamsar iklimden doğan bir film de var mesela. Hı hı. Bu sene evet, e, geçen yeni geçtiğim vizyona girdi. yeni vizyona girdi. O da Civil War. Aynen. Civil War filminde konu çok kabataslak olarak şu. Diktatör bir Amerikan başkanı var ve Texas'ta Kaliforniya eyaleti bu başkanı karşı ayaklanıyor. Ben sana bunu söylediğimde aklına ne geliyor? <laughs> Söyleyeyim mi? Tabii ki söyle. <laughs> Yani Trumplı yıllara tekrar geri mi dönüyoruz? 2004 seçimde yıl Amerika Kesinlikle için. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani Donald Trump'ın bir daha başkan olma ihtimali bile zaten mesele bu. Zaten milyonerlerin biraz da bu tarz bir şey aslında bunu kişilerden ayırmak gerekiyor. Donald Trump iyidir, kötüdür. Bunu geçelim. Burada önemli olan şey, istikrarsız olduğunu, uzun vadeli plan yapmayan bir insan olduğunu, hiçbir şekilde saklamayan bir insanın bir, bir insanın toplumda hala bu kadar kabul alabiliyor oluşu. Bu Toplumsal ikinin... dönüşüm aslında. Kesinlikle. Toplumun dönüştüğü bu nokta aslında toplumun diğer kısmını itiyor. Hı hı. Bu da kutuplaşma demek. Ee, genel olarak baktığımızda sebepler bu. Bir de özel sebepleri hı hı. var tabii ki. Özel sebeplere baktığımızda e, tabii ki sen de soracaksın hangi ülkeler en fazla. Hangi ülkeler? Aynen. Yani hangi... gidiyorlar ama nereye Aynen. gidiyorlar? Aynen. Nereye gidiyorlar? Mesela Dark... gençler nereye ilgi duyuyor? Yani Avrupa genelde genelde Avrupa'ya gidiyor. Burada portekiz, Malta... Avrupa da ilginç bir tercih değil mi aslında? Baktığımız zaman hani savaştan az önce sen de evet. bahsettin, yani evet. savaşın aslında patlak verdiği gübeyinde evet. olduğun, işte NATO te NATO ile birlikte Rusya'nın bir kutuplaşma Hı -hı. durumunun olduğu kesinlikle. ve bunu işte Amerika kıtasında bunu bu kadar hissedemezsin, en fazla Meksika sınırında belki bir evet. sıkıntı yaşayabilirsin. Evet. Ama Avrupa'nın her yerinde belki de bu tehdit biraz daha yoğun hissedilmiyor mu? Ne diyorsun? Aslında kesinlikle öyle hissediliyor ama. E Amerikan milyonerlerin, bu bu birazcık da şöyle bir şey. Ne kadar milyoner olursan o kadar kendini bunlardan da birazcık... Neden e... milyonerler? Onu da konuşalım istiyorsan. Tabii ki. Hani oraya da bağlarız tekrar Tabii ama ki. milyonerlerden Tabii ki. özellikle bahsediyorsun. Tabii ki. Neden milyonerler çifte vatandaşlık? Milyonerlerin istiyorlar? olmasının sebebi, yani milyonerlerin buna rağbet etmesinin sebebi zaten minimum 500 bin euro civarında bir gayrimenkul veya fon yatırımı yapmak gerekiyor Beş. ki Hı -hı. çifte vatandaşlık olsun. Evet. Ee, bu da yani bir insan tüm parasıyla zaten bu yatırımı yapıp ikinci vatandaşlık almaz diye düşünüyorum. Ee, eğer Amerikan milyoneriysen tabii, evet, e, yani tabii ki bu senin ee, mal varlığının bir kısmıdır. milyonun varsa 500 bini gözden çıkarırsın gibi. Bir kısmıdır tabii ki bu. İkinci sebebi de eğer bir Amerikan vatandaşının e, vergi denetiminden dolayı, vergi regülasyonundan dolayı ABD'den çıkma <laughs> isteği varsa, mal varlığını Avrupa'ya taşıma isteği hı hı. varsa... Bunu her milyoner de yapamıyor çünkü eğer ABD vatandaşlığını bırakarak geçmek istiyorsan, o zaman bir çıkış vergisi ödemen gerekiyor. Hı. Bunu da her e, milyoner ödeyebilecek durumda değil. Gerçekten milyoner Hı. olman gerekiyor. Ama o çifte vatandaşlık dışında. Amerika ABD vatandaşlığı vatandaşlığından Kesinlikle. çıkmaktan bahsediyorsun. Kesinlikle. Eğer vatandaşlıktan çıkayım, tüm mal varlığımı taşıyayım diyorsam, bu, bu, aynen öyle. Bu büyük bir, <laughs> bir proses, bu büyük bir süreç ve burada ABD yine almak istediğini alır. Onun dışında çifte vatandaşlık istiyorsan daha çok Portekiz, Malta, Yunanistan ve İtalya tercih ediliyor. Aslında hani her daim bilinen işte altın vize uygulamasıyla evet. da bir dönem sık evet. sık insanların evet. rağbet ettiği ülkeler. Aynen öyle. Bu ülkelerde bu, ülke, bu ülkelerde vatandaşlık ve e, yani insanlar Amerika'dayız. Çok iyi rüya ülke şöyle böyle ama geleceğimizi öngöremiyoruz. Ne olur ne olmaz bir tane de elimizde Avrupa Kesinlikle. pasaportu olsun Kesinlikle. istiyorlar. Kesinlikle. E, i̇lgililer şunu söylüyor konuyla ilgili. Mal varlığı olan, elinde parası olan bir insanın çifte vatandaşlık sahibi olmamasının e, gereksiz bir risk olduğunu düşünüyorlar. Evet. Hmm. Yani ben neden risk alayım? Ben neden yani şey değil, tüm yumurtaları neden aynı kaba koyayım? Çifte vatandaş alıyorum değil, neden almıyorum? Neden almıyorum diye düşünüyor. Çünkü dediğim gibi tüm evet. yumurtaları tek bir e, yatırım mantığıyla aynı koymak mantıklı. istemiyor. Kesinlikle. Yani bütün tek bir param var, niye hepsiyle borsaya gireyim ki biraz altın alayım? Kesinlikle. Demek Kesinlikle. Amerika artık dünden daha istikrarsız bir ülke. Tabii ki Avrupa'da öyle ama Avrupa'ya gitmelerinin sebebi aslında Avrupa Birliği regulasyonlarının güçlü oluşu. Evet. Ne kadar fiiliyatta uygulanıyor, ne kadar doğru bunları tartışabiliriz. Hı hı. Ama kağıt üzerinde baktığımızda Avrupa Birliği e, güçlü ve her ülkenin kafasına göre regülasyon değiştirebileceği bir durum yok Avrupa Birliği üyesiysen. E, onun dışında şunu da söyleyebiliriz. Amerikan vatandaşları yani Amerika bir göçmen ülkesi hı hı. ve e, Amerikan vatandaşlarının yüzde zaten Avrupa çıkışlı. Hı hı geçmişler Avrupa çıktı. Hmm. Uzaktan bir kuzen, uzaktan bir akraba zaten bulabilirler Avrupa'dan. 100 yıl öncesinden zaten Bulabilir. akrabaları vardır. Ee, başkana bakıyoruz Biden. İrlanda çıkışlı evet. kendisi. Ee, bu tarz durumlar da zaten var. Onun dışında e, artık Avrupa Avrupa'daki Batı Avrupa'daki hayatın çekiciliği ee, bir Portekiz rüyası. işte Akdeniz'de güzel bir emeklilik hayatı yaşamak, sıcak sıcak, Akdeniz. sıcak yerlerde yaşamak. Ee, 60-65 yaş üstündeki Amerikalılar içinde bir tercih. Hı hı. Bir emeklilik hayatlarında Portekiz hayatları, yaşıyorlar. Tabii ki emeklilik hayatları bu. Onun dışında Amerika'nın bir so sosyal devlet olmadığını, sağlık sisteminin evet. tamamen parayla çalıştığını biliyoruz. Avrupa daha sosyal bir daha ülke. Sosyal. Avrupa'nın da tabii ki sosyal e, sağlık sistemini eleştirebiliriz ama kağıt üzerinde baktığımızda orada bir sosyal devlet anlayışı var ve kendilerini daha rahat hissedebiliyor Amerikanlar. Onun dışında baktığımızda e, bir diğer önemli sebep bu kesinlikle önemli bir e, etken. Amerika dünyanın bir dönem polisliğini yapmış ve hala yapmaya çalışan bir ülke. E, yani cebinde ABD pasaportu taşımak her zaman güvenli değil. Mesela e, Orta Doğu'da bir işin varsa. <laughs> ya da Kafkasya'da bir işin varsa hı hı. bir iş adamıysan hı hı. E, belki de Pakistan'a Amerikan pasaportuyla gitmek istemiyor olabilirsin. Belki de film pasaportuyla gitmek senin için çok daha, daha güvenli olabilir. olabilir. Kesinlikle. Dünyada bu güvenlik kaygılarından dolayı ki bu da ilginç bir durum <laughs> Amerikanın güvenlik kaygısı yaşaması ama dünyada güvenlik kaygılarından dolayı en çok Amerikanlar, İngilizler ve İsrailliler e, bir çifte vatandaşlık pasaportuyla başka ülkelere hı. gidiyorlar. Çünkü ne olursa olsun şu da var. Ee, her ülkedeki terör örgütleri, daha çok Afrika'da var bu. Hı hı. E, Amerikan pasaportuna sahip bir kişiyi rehin aldığında, bir terör eylemi düzenlediğinde, onun geri dönüşü çok daha yüksek oluyor hı hı. ve çok daha nasıl diyeyim hedef oluyor bu insanlar evet. cip ceplerindeki pasaportla ve mal varlığı da durumu da varsa ikinci pasaportunu alarak kimseye e, bir ilgi yaratmadan, hı hı. o ikinci pasaportuyla belli, belli etmeden. Tamam. etmeden ticaretini yapabiliyor. Peki bu e, ikinci vatandaşlık, çifte vatandaşlığı alanların yaşıyla ilgili bir istatistik bilgi var mı? Bunu merak ediyorum çünkü hani e, genç nüfus Hı -hı. Aslında hani ülkeleri en var edendir ya Hı -hı. çalışması Hı -hı. lazım o genç nüfusun üretmesi lazım ve geleceğe taşıması lazım. Hı -hı. Vazgeçişler var mıdır? Bu ne gibi bilgin var mı? Yani şöyle e, tabii ki e, Amerika'da bu çifte vatandaşlı alan insanlar milyoner olduklarından dolayı biraz daha tabii ki yaşları Hı -hı. yüksek. Bu yaş Hı -hı. skalasının Hı -hı. ben düşmesini bekliyorum. Hı -hı. Çünkü e, ya da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir e, sosyal politika yaratması gerekiyor. Yeni bir politik, politik iklim yaratması <laughs> gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu an Amerika'daki durum ki bunu nereden anlayabiliriz? Ee, Hamas ve İsrail arasındaki savaşta İsrail'in Gazze'yi çok sert bir şekilde bombalaması nedeniyle bugün Amerika'daki çoğu üniversitede eylemler yap evet. eylemler düzenleniyor. Bu eskiden Amerikanların çok da böyle bir <laughs> şahit olduğu bir şey değildi. Bu artık var. Böyle bir gerçeklik de var. Ve bu gerçeklikle yani Amerikan toplumunun, Amerikan hı hı. genç toplumunun gerçekliğiyle bugün Amerika yönetenler arasında bence bir uyumsuzluk var. Hı hı. Ve bu uyumsuzluk sonucunda bu protestolar hı hı. çıkıyor. Bunlar tabii ki insanların tüm mal varlığını, tüm geleceğini başka bir ülkeye taşımasında da e, bir sebep. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, genel olarak bir bakış yapmış olduk. İlginç bir konuyu da aydınlattın Çok sağ olun. Rica Sağlık. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.